İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hem futbol ekibi olarak Başakşehir Galatasaray maçının devre arasında, zira Adana'da da Adana Demirspor Alanyaspor maçının devre arası olduğu iki karşılaşmanın devre arasında hocalarımızın yorumlarını alacağız. Tabii ki Galatasaray'ın Başakşehir sınavını yorumlayacak ilk yarıyı, ilk 45 dakikayı. Gol yok. İki kalede de net pozisyonlar gördük. Diğer taraftan yine Avrupa kontenjanını ilgilendiren maçta Adana Demirspor Alanyaspor maçı da 1-1'di son bıraktığımızda. Önder Özen, sizle başlayalım. Nasıl bir ilk yarı? Galatasaray yine bazı değişikliklerle, yani haftadan haftaya Torrent'in bazı farklı tercihleri oluyor. Bugünkü 45 dakikayı, bugünkü oyunu nasıl buldunuz? Bazı oyuncular kadroda olmuyor, ilk 11'de oluyor. Evet. Bazı oyuncular geçen hafta ilk 11'de, bu hafta kadroda yok. Böyle bir gidişat var. Evet. Bu gerçekten de ilginç bir dönem, ilginç bir periyot Galatasaray için. Tabii antrenör ekibi ne düşünüyor, nasıl bu tasarruf noktasına nasıl geliyor onu bilme şansımız yok. Antrenmanları görmediğimiz için, izlemediğimiz için. Ama ortada bir gerçek var. İşte haftalardır veya önceki haftalarda pek tercih edilmeyen, düşünülmeyen Çıkallı bugün 11'de. Alparslan'ınki normal çünkü Markan'ın sakatlığı var. Mustafa Muhammed tercihi var. Belki kadro değişiyor ama Galatasaray'ın futbolu çok fazla değişmiyor. Çok fazla ileri gittiğini söyleyemeyiz. Bugün aslında maça fena başlamadı Galatasaray takımı. Önde bir baskıyla başladı ve ilk atağda, ilk net gol fırsatı diyebileceğimiz fırsatta Berkan'ın baskısı ve pası neticesinde oluştu. Ama daha sonraki bölümde Başakşehir ev sahibi gibi oynamaya başladı. Oyunu geriden kurarken çok zorlanmadılar baskıya rağmen. Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği, daha fazla net gol fırsatı ürettiği bir 45 dakika izledik. Gol yok ama oyun fena değil. Galatasaray'da üst üste hatalar var. Pas hataları çokça fazla. Tayland stoperlerinin önünde hakikaten yani iyi bir gününde değil diyeceğim. Çünkü genelde iyi bir sezon geçirmiyor ama bugün iyi bir gününde de değil. Yani bugün de 100. maçıymış. 100. maçı mı? Galatasaray 100. Evet. 100. Abi, ilk yarının sonuna doğru bir tane çok net kritik hata yaptı, değerlendiremedi Başakşehir. Yani Başakşehir'in daha yakın olduğu, galibiyete daha yakın durduğu, fizik olarak da biraz daha iyi bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz. Başakşehir'de de hatalar oldu. Pas hataları Galatasaray'ın değerlendirmeye çalıştı ama Başakşehir takımı biraz daha derli toplu görünüyor. Bunu hedefleri olmasına da bağlayabiliriz. Kadro kalitesine de bağlayabiliriz. Yani Başakşehir takımı rollerini iyi dağıldığı bir ekip. Yani 11'ine bakınca mesela orta sahaya bakıyoruz. Şimdi Mahmut orijinal bir orta saha oyuncusudur. Yıllardır oradadır. Belki son dönemde biraz düşüştedir ama stoperlerin önünü kapatır. Yanında Tolga. Yani, yanında Tolga temposu yüksek bir oyuncu. Berkay bir ofansif orta saha, onu sağ sol içi olarak da kullandılar. Bunlar 3 orta sahadır yani. Şimdi orta sahanın hani iki tarafını da yapmaya gayret eden oyunculardır. Belli ölçülerde de yaparlar. Yani Galatasaray orta sahasında savunma tarafı düşük kesinlikle. Yani Taylan stoperlerin önünde gözükse de savunma tarafı eksik. Ha, oyunu kurma konusunda da büyük yeterli değil. Yani görüntü bu. Metin abi, siz neler söyleyeceksiniz ilk 45 dakikanın? Ya hoca özetledi, siz bahsettiniz yani. Hareketli bir maç oluyor esasında. Çok da kötü şey maç oluyor. Temposu bir maç olmuyor. Ama Başakşehir'in de ben daha yakın olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın sorgulaması gereken takım gücü oranı da çok geride. Hani Galatasaray geleneksel lig vizyonunda, lig misyonunda daha güçlü kadrolardır, daha pahalı kadrolardır, iyi kadrolardır ama kaybederler zaman zaman. Kazanırlar, kaybederler. Ama kadro yetersiz geliyor bana. Bakıyorum Başakşehir'in kadrosu. Bana evet, çok daha doyurucu geliyor oyun ve oyuncu anlamında. Hoca da şimdi ona değinmiş. Evet, oynamayanlar işte Çatlı, Aleksic, bakın bunlar da kenarda şeyde Başakşehir'de. Serdar Güler, Pizzi. Salih Uçan, Okaka, Pizzi. Evet, Serdar Güler. Yani bütün bu kenara da baktığımız zaman kadro olarak da önde bir takım bana göre Başakşehir. Bir türlü oluşturulamayan kadro, oluşturulamayan oyun Galatasaray cephesinden, kazanılamayan maçlar, kaybedilen maçlar hatta, hakikaten çok kötü bir sezon geçirdi Galatasaray. Bir Avrupa grup macerası, grup maçları macerası vardı. Orada bir kendi, ama onun dışında oyun olarak da, sonuçlar olarak da
çok kötü giden bir sezon Galatasaray için. Halen de sonuna geldik, hala öyle. Öyle diyebilir miyiz Metin abi? Yani 2022 yılı korkunç başladı. Yani evet. Kulübün en tepesinden başlayan bir belirsizlik var. Belirsizliklerle, teknik adamla bir yani türlü olmayan oluşumlar. 3 aydır seçim yok. Haziran 11 işte. Evet, maalesef. En son. Hala evet, Haziran 11 diye karar verildi. Evet, karar verilemiyor. Şimdi Trabzonspor ne diyor? Biz gelecek senenin planını şimdiden yaptık, bitirdik diyor. Galatasaray'da nasıl yapabilirsin? Sorunlar nasıl çözülecek? Bu sorunların çözecek yönetimi nasıl bulacaklar? Yönetim seçilecek, bu sorunları nasıl halledecek? Hiç kolay değil, hiç kolay değil. Evet, ilk yarıda golsüz eşitlik var. Hocalarımızın da ifade ettiği gibi hareketli pozisyonu da, net pozisyonları da iki kalede olan bir oyun var. Ama gol yok. İkinci yarının ardından tekrar en futbolda karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. 36. hafta mücadelesinde Başakşehir Galatasaray 0-0 berabere kaldı. İkinci yarının büyük bölümünde, hatta tamamında tek kale bir oyuna çevirdi Başakşehir karşılaşmayı. Ama son anlarda oyuna giren, belki de duraklama anlarında ilk defa sahaya adım atan Barış iki net pozisyonu değerlendiremedi. Belki de Galatasaray 3 puandan oldu. Ama Başakşehir'de dördüncülük iddiasında önemli bir yara almış oldu. 2 puan kaybederek. Diğer tarafta da Adana Demirspor'la Alanyaspor Avrupa Kupaları mücadelesinde belki de haftanın en önemli maçlarından birini oynadılar Adana'da. Adana'da da kazanan konuk Alanyaspor oldu. İki İtalyan hocanın çarpışmasından konuk takım 3 puanı aldı ve büyük bir avantaj yakaladı. Başakşehir 61 puanda, Alanyaspor puan farkını 3'e indirmiş oldu. 58 puana geldi. Bugün kazanan Karagümrük şu anda 6. sırada 56 puanla. Yarın oynayacak Beşiktaş 54 ve Adana Demir'de 52'de kaldı. Kupa iddiası belki de son 2 haftaya taşınan ligdeki tek iddia oldu. Hocalarımız için Kerem hazırsa puan durumunu da verelim. Sanıyorum Metin. Ben şeyi de merak ettim. Hayır, Alanya ile ikili avarajda nedir Başakşehir'in? Bakayım. Bu, acaba bir maç mesafe mi diye şey yaptım. Evet, 3 puanla inince tabii evet. Aklı o geliyor. Puan durumu hazır mı Kerem? Veriyormuş Kerem abi. Evet. Geldi. Şimdi bakalım bu arada Başakşehir'in Alanya maçlarına. Neler söyleyeceksiniz? Tabii Trabzonspor kupayı da alırsa 5. sırada Konferans Ligi olacak. O da önemli. Alanya'nın galibiyeti hakikaten final gibi bir maç kazandı. Karagümrük geliyor. Beşiktaş ya, Farioli Montella'ya şoku yaşattı deplasmanda. Evet. Buyurun hocam, ben bakarken ikili averaja arkadaşlar da bana yardımcı olursa bu arada. Evet, Konya Spor'un var yarın değil mi? Yarın Pazartesi olur. Galiba. Pazartesi Konya Spor'un, pardon. O da tabii Alanya, Antalya, Konya. Evet. Tabii Antalya için de çok önemli. Konya için de ikincilik yarışı söz konusu. Başakşehir Alanya'ya sahasında 1-0 yenilmiş. İkinci maçı arıyorum şimdi. Gözler biraz. İkinci yarının ilk haftaları olacak o. İlk maç zaten. Evet. 1-1. İkili averaj Alanya'da. Alanya. Yani bir maçlık mesafeyi indirmiş. Bir maç mesafe evet. Olabilir. Yani evet. Bir mağlubiyet, bir galibiyet Alanya'yı bir üst sıraya çıkarabilir. Evet. Öyle bir durum oldu. Şampiyon belli, düşenler belli. Artık kalan maçlarda 2, 3, 4, 5 için heyecanı yaşıyoruz. Yarın da derbi, ikincilik mücadelesi ve yine kupalar yarışı için çok önemli olacak. Dönelim şimdi bugünkü 90 dakikaya. Önder Özen, neler söyleyeceksiniz ikinci yarıda? Yani bilmiyorum, katılacak mısınız? Muslera, neden Muslera olduğunu bize bugün bir kere daha hatırlattı. Hele son bir pozisyon var ki değil mi? Yani. Büyüdüğü, sakatlanma evet. Pahasına attı doğru. Kendini. İlk devre biraz daha dengeli olmuştu. Evet. Başakşehir'in biraz daha üstün göründüğü ama nispeten dengeli kabul edilebilecek bir 45 dakikadan sonra ikinci devre. İpler tamamen Başakşehir'in kontrolünde. Çok sayıda pozisyon ürettikleri. Öyle bir 20 dakika var ki sardı Başakşehir takımı. Yarı sahanın ortasından itibaren kapattı ve çıkarmadan uzunca bir süre rakip ceza sahasının üzerinde ve çevresinde oynayabildi. O bölüm eğer Galatasaray takım gol yemeden geçtiyse tabii ki bunda aslan payı Mustera'nın kesinlikle. Son derece başarılı bir 90 dakika oynadığını söylemeliyiz. Normalde biz Mustera'nın şampiyonluğu getiren gol yememe performanslarına alışırızdır ama bu kez bir puanı getiren
bir Muslera performansı gördük. Galatasaray orta sahada son derece dağınık. Özellikle orta sahanın altını çiziyorum çünkü sezon başından beri aslında en büyük problemi Galatasaray takımının orta sahasıydı. Ne savunma işinde, takım savunmasına katkıda, ne hücumda, üretkenlikte bir katkı ortaya koyamadan haftalar haftaları kovaladı. Ligin sonuna geldik. Bugün bir kere daha gördük ki Galatasaray neredeyse irili ufaklı hangi ölçekte olduğuna bakmaksızın bütün takımlara orta sahada teslim olabiliyor. Bugün belirgin bir örneğiydi. Farklı kazanabileceği bir maçtı Başakşehir takımının. Eğer Mustera'nın performansı, işte savunmada Nelson'un, Alparslan'ın performansı olmasa belki farklı kazanabilirdi. Orta sahadan yine hiç katkı alamadığı bir maçtı. Başakşehir tabii Gulbrandsen santfor oynuyor. Deplasman işleri için veya skor 1-0'a geldikten sonraki bölümler için daha ideal bir forvet oyuncusu olsa da üstünlük alarak, yerleşerek oynadığınız maçlarda Gulbrandsen net bir santfor katkısı yapamıyor. Bugün öyle bir sorun yaşadı Başakşehir takımı. Ama genel olarak tempo belli ölçülerde kalite, yani ligimizin kalite ölçeğini baz alarak söylüyorum. Fena da bir maç olmadı. Yani nitelikli bir 0-0 diyebiliriz bir tarafıyla. Bir seyir keyfi oluştu. Son bölümde siz altını çizdiniz. Barış Alper oyuna girdi. İlk buluştuğu topla kendine bir pozisyon yarattı. İyi de bir vuruş yaptı aslında. İkinci top önünde kalan bir topta ona yetişti. Aslında önünde kalan değil. Top evet. Kaldı, o yetişti. Ama çabukluğunu kullandı ama bitiremedi. Neticede biz bu kadar anlatıyoruz ama Galatasaray kazanabilirdi de 1-0. Tabii. Yani son saniyelerde o Barış Alper golü atmış olsa Galatasaray 3 puanla da dönebilirdi. De çok sayıda değişiklikler oldu. Onları konuşuruz. Ama Galatasaray'da üst düzey performans veren proje kapsamındaki genç oyuncular değil. Piyango gibi baktığımız Kerem değil bugün. Hep alışık olduğumuz Muslera. Evet. Biraz da Nelson dediğimiz. Nelson da çok kritik bir hamlesi var. Sevgili Metin Tekin hocam, nasıl siz yorumlayacaksınız 90 dakikayı? Başakşehir ilk yarıda olmasa da ikinci yarıda büyük üstünlüğünü hissettirdi ama hocanın dediği gibi farklı kazanabilirdi ama mağlup da ayrılabilir. Tabii sonuç olarak öyle ama oyun olarak baktığınızda bence çok öndeydi. İkinci yarı özellikle çok fark yarattı oyun olarak Galatasaray'la arasında. Yani çok net bir Başakşehir oyunu vardı. Hoca da altını çizdi. 20 dakika 25 dakikalık bölüm var ki yani Galatasaray'ın orta sahayı geçemediği, kapattığı o kolay değildir oradan. Gelen her topu alıp tekrar atak devamlılığı sağlamak. Onu da iyi yapan Başakşehir vardı. Tabii biz Galatasaray açısından penceresinden daha fazla bakıyoruz. Daha fazla bakıyoruz. O yüzden yani Galatasaray hakkında olumlu bir şeyler söylemek çok zor. Yani geçen hafta Sivas mağlubiyeti değil mi? Evet. İç saha mağlubiyeti. Bugün işte deplasmanda bir puan aldım değil artık Galatasaray'ın işi. Yani oyun nereye gidiyor? Galatasaray nereye gidiyor? Sorular bu. Çok da kötümser bakmak istemiyorum. Şöyle de olabilir tabii. Kötü bir sezon her şeyle biter ve yeni bir sezonda başlar diyeceğiz ama birçok soru işaretleri var Galatasaray'da. Yönetim belli değil, başkanlık seçimleri ne olacak belli değil. Takım bir anda da düzelmiyor. Bir projeyle, bir proje değil de bir takım planlarla plan olacak. Gerekiyor. Plan gerekiyor. Bu plan mali gerekiyor. Tablo sıkıntılı. Tabii nasıl yapılacak? Hiç kolay gözükmüyor. Geçen sene yatırım yapan, bonservisine yatırım yapılan Çıkıldağ gibi, Morusan gibi oyunculardan hiçbir geri dönüş alamadılar. Devre arasında gelen Pulgar gibi. Muhammed'i de maalesef, Muhammed de. Yani ben Muhammed'i çık, hep beklentim benim var muhabbetten. Şey Muhammed'den. Hep böyle o beklenti içindeyiz. Ama hiçbir şey olmuyor. Bugün de çok silik değil mi Mehmet? Evet. Yani Çıkıldağ içinde tamam teknik kalitesi yüksek ama ne mesafe, saha içinde mesafe alması, kaleye yaklaşımı, oyun kurulumu da hiç yok. Hiçbir etkinliği olmayan bir oyuncuya dönüştü Çıkıldağ ki ciddi bir bonservis bedeli ödendi. Yatırım oyuncularıydı bunlar. Maalesef Galatasaray için kötü giden işler sezon sonu doğru da hiçbir ipucu vermeden gelecek seneye böyle devam ediyor. Puan cetvelinde tabii bir iddiasının olmaması Galatasaray'ın bir motivasyon zorluğu da çıkarıyor. Kuşkusuz yönetim boşluğu, işte geçtiğimiz hafta maç sonunda hakikaten çok enteresan açıklamaları var. Biz hepsini veremedik. O sırada devam ediyordu programın tam sonunda, hatırlayacaksınız. Hani Torrent'in söyledikleri, bu geldiğinde nasıl bir ortam bulduğuna dair bir itirafname oldu. Ve üzerine çok konuşulup tartışıldı. Yani bu tür belirsizlikler sadece teknik kadroyu değil, sahadaki oyuncuları da doğrusu
olumsuz etkiler ama bugünkü beraberliği biraz da sanki Başakşehir cephesinden de okumak lazım. Yani Galatasaray'ı böyle yakalamışken bu puan savaşında aslında kağıt üstünde puan kaybeden taraf Başakşehir oldu. Tabii ki Başakşehir'in önünden de tabii değerlendireceğiz ama şimdi Galatasaray şunu sığınmayacak. Hedefim kalmadı, o yüzden maç oyun kalmadı. Son başından beri olmuyor. Doğru. Yok, ben bugünün özeti. Oynanamayan bir oyun var. Kurulamayan bir oyun var, çok net. Nerede kurulur bu oyun? Çok basit. Yani bir savunma, bir hücum. Orta saha hikayesi olmadan bu oyun oynanmaz. Ağırlık yani hedeflediği oyun oynadı. Galatasaray'ın hedeflediği oyun oynanmaz. Ve oyuncu performansıyla da ilgili olmayı düşünüyorum ben. Oyuncu seçimiyle ilgili, yani maalesef o daha kötü bir şey. Tabii. Yani mevcut oyuncudur ama bu yılki performanstır veya doğru monte edilmemiştir, doğru şey yapılmamıştır, planlanamamıştır. Ama bu oyuncularla bu olur mu? Peki, bence aklıma çok bir şey geldi hocam. Yani şimdi tabii bu çok doğru bir yaklaşım değil, biliyorum ama kuşkusuz bu maçı seyreden Galatasaray taraftarı birçoğunun aklına şu gelmiştir. Ben şimdi Başakşehir takımının yedek kulübesini okuyacağım. Kaç tanesi Galatasaray'da ilk 11 oynayabilir acaba? Okaka oynar. Salih, Pizzi oynar. Serdar Gürler oynar. Çadli. Yani Çadli aynı yani mevkiye yani çok sayıda oyuncu söyleyemeyelim ama evet, yerleri Çadli, yoksa Çadli oynayabilir. Evet. Yani en azından kariyeri açısından da değerlendirebiliriz. Aleksic olabilir. Orta saha oynar. Evet. Ömer Ali, Hasan Ali sağ kaldı. Sağ bek oynar tabii. Hasan Ali sol bek orada. Yok orada. Yani. İşi görür. Tabii görür. Bence Van Aldo'dan daha fazla görür işi. Görür. Belli bir güvenilirlikte oraya yani çok yani. Bu şey bir yaklaşım biliyorum. Tamam, çok olsun, doğru ama değil yani, ama. Galatasaray kadrosunun yani, ifadesi açısından. Siz kaliteden biraz önce şey konuştuk veriyor. Ya kalite asla tesadüf değildir. Tamam. Baktığınız zaman net bir fark var değil mi? Tabii. Yani beraberliğe rağmen siz var. Bu soruya nasıl yaklaşacaksınız? Ben de sizle aynı fikirdeyim. Yani kalite tesadüf değil, bunu hayat öğretir. Herkes öğretti. Farklı alanlarda olsak da birçok farklı alanda şeyi görebiliriz. Yani kalitenin tesadüf olmadığını görürüz. Şu açık kapıyı da hep bırakırım. Yani bazı oyuncular... Bazı ekiplerde olmaz da bir başka yerde olabilir. Olabilir, %100. Evet. Morutsan onlardan biri olabilir. Çıkaldao da onlardan biri olabilir. Bu açık. Ama birlikte olmadı. Biraz da yani takım planlaması konusunda ustalık gerekmesinin sebebi, takım planlamasının ustalık gerektirmesinin bir sebebi de şu. Şimdi 11 tane iyi oyuncu yetmeyebiliyor bazen. Yani bazı yarışlar için yetmiyor biliyor. Uyum. Yani birbirine uyumlu bir takım planlamakla 11 oyuncu, 11 kaliteli oyuncuyu bir araya getirip ikisi farklı şeyler olabiliyor. Belki bir gün Çıkaldao bir yerden çıkacak. Şimdi çok bugüne dair bir örnek, yani bugünlere dair bir örnek vereceğim. Zeiss, Miha Zeiss. Fenerbahçe'nin öyle kadroları oldu ki Zeiss o kadronun içine kayboldu. Tabii ki doğru mevki de bulunmamıştı henüz ama kaybetti. Şimdi bu kadronun içinde de oldu. Yani gönderildi, kiralandı. Tabii, geri geldi, yani. Oldu. Şimdi bugün... Bu çok özür dilerim hocam. İlk dönemde de olmadı ki. Tabii olmadı. İsmail Kartal'la beraber oldu. İsmail Kartal'la birlikte oldu. Şimdi Galatasaray'ın içinde de mutlaka bazı oyuncular vardır. Bakın bunların tamamı niteliksiz, hadi gönderin gitsinler. Öyle değil. Öyle değil. Ama bu takımı birbirine bağlayacak, uyumu kolaylaştıracak birkaç usta en başta stoperlerin önünde. Ben hep altını çiziyorum. Oraya ya bir Melo tipi ya bir Fernando tipi. Siz de Metin abi de birinci hafta söylediniz bu orta sahayla yola çıkıyor. Evet. Daha Fatih Hoca teknik direktörken değil mi? Evet. Yani, zaman zaman yanıldığımız çok şey ama bu. Yani orta saha oyuncuları aslında yani geçenlerde şeyi yaptık. Pep Guardiola ile ilgili bir şey yaptık. Daha henüz yayınlanmadı ama. Bayern Münih'te bir görüntü ortaya çıkıyor. Pep Guardiola Bayern Münih'te çalışırken. 9 dilimli bir portakal gibi. Her dilim bir oyuncu. Ortalarında da Philipp Lahm. Orta saha oyuncusu. Ki onu sağ bekten oraya getirmişti. Evet, sağ bekten oraya getirmişti. Avrupa, Dünya Kupası'na da orada başladı. Tabii, hatırlarsanız. Alman yani. Milli takımı. Evet. Orta saha başladı. Şimdi Lahm'ın oraya konulmasının sebebi diğer 9 oyuncuyu, kaleci hariç ve kendisi hariç diğer 9 oyuncuyu birbirine bağlayabiliyor, uyumlu hale getirebiliyor olmasıydı. Nasıl bağlarsınız birbirine? Yemeğe çıkalım hadi beraber. İşte öyle değil.
Yani birbirinize hadi tanışın. Hani meşhur şey klasiği vardır ya. İşte takım toplayın, yemeğe götürün yemeği falan. O yemekler hiçbir işe yaramaz. Yaradığına ben şahit olmadım yani. Her takım yemek yer. Hatta bazen daha bile kötü olur. Hani arkadaşlık falan. Yine bir örnek vereceğim. Zamanımız varsa diye. Buyurun hocam. Amerikan olimpiyat takımı, bayan kürek de, kadın kürek takımı üst üste iki olimpiyat madalyası kazanır. Kuzey Amerika'da rekorlar kırar. Yani efsanevi bir kürek takımıdır. Ama inanılmaz kavgaların, hani fiziki kavgaların falan da yaşandığı bir Amerikan Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin illallah ettiği bir grup. Ama iki olimpiyat üst üste. İki olimpiyat üst üste kazanmışlar. Sonra antrenöre çok baskı yapılır. Ya bunlar yeter artık yani. Olimpiyat kafilesinde sürekli olay çıkıyor, sürekli kavga, yeter. Çok olumsuz etkileniyor diğerleri falan filan. Şey bulurlar. Bir tane psikiyatrist, bir mentor, psikolog, spor psikoloğu. Çalışmalar başlar. İşte küsleri bir araya getirirler. İşte yemekler organize edilir falan filan. Yavaş yavaş işte aktiviteler, takım kaynaşmaya başlar. Acayip birbirlerini keşfederler. Yani bu fitne grubu birbirini keşfeder ve birbirinden hoşlanmaya başlar. Daha iyi arkadaş olurlar. Ama dereceler düşer. Bir daha da olimpiyat madalyası falan gelmez. Bakın takım içinde sert bir rekabet iyidir. Herkesin birbiriyle acayip bağlı, acayip arkadaş olması hiç gerekmez. O şehir efsanesidir. Antrenörler çıkar, takımda çok iyi arkadaşlık var. Bakın bu... Ama bunun sonuç verdiği de olabilir. Ben rastlamadım. İstisnai. Bak çok zor rastlarsınız buna. Yani düşük profil takımlarda evet ama yarışma gruplarında arkadaşlık falan unsur değildir bile. Unsur değildir. Real Madrid dünyanın en iyisi. Hep öyleydi. Hala öyle. Antrenmana gelirken kulaklığını takıyorlar. Maçta uçakta kulaklıkta herkes kulaklığında. Herkes elinde tweet. Bilmem ne, kendi sosyal medyası. Birbirinden haberi yok. Üç kişi bir araya gelmez yani. Çok nadir. Ama sahada görüyoruz yani. Profesyonel tavır gerektirir bu iş. Ha, o önemli. Profesyonel tavır gerektirir. Profesyonel işbirliği gerektirir. Benim bahsettiğim şey takımın acayip bir arkadaşlık içinde olması falan filan değil. Birbirine profesyonelce bu oyuncuları bağlayacak bir organizatör oyuncudan bahsediyorum. Yani Fernando dememin sebebi o. Nasıl bağlarsınız oyuncuları birbirine? Pas, pas, pas biraz bağlar. Bir yardımdır bu. Kaliteli bir pasör. Positioning. Aynen öyle. Stoperlerin önünde usta bir oyuncu, usta bir pasör. Ustalıktan kastım 35 yaşında olması şart değil. Yani Jorginho 20 yaşındayken de ustaydı. Pirlo da 20 yaşındayken ustaydı. Varsa öyle bir usta, Morutsan, Çikaldao da daha çok takımın içinde olur. Bakın bu oyuncular performans vermediler ama bunlar niteliksiz oyuncu değil. İngilizlerin bir futbol sözü vardı, tam hocanın söylediğine uygun. Pas futbolun dilidir. Dilidir. Yani tabii. Kaynaştırmak dediği şey bu oyun içinde pas futbolun dilidir. O, pasla konuşursun arkadaşına, tabii. Yoksa konuşarak yapsan ne hiçbir şey olmaz. Pasla konuştuğunuz zaman pas futbolun dilidir işte ama çalım işte bunu yaratır gibi. Hakikaten... Oradaki değil mi o merkez oyuncunun, birlikte oyunun, ki seçtikleri oyunda bunu gerektiren bir oyun. Tabii kesinlikle. Evet. Ya Fatih Hoca'nın da ligde seçtiği oyun daha çok topa sahip olma, pasla baskı yapmaya çalışıyor. Topla baskı yapma üzerineydi. Avrupa şeyini hariç tutuyorum. UEFA Ligi başka bir şeydi. Fatih Hoca orada son derece akıllı, gerçekçi bir savunma orijinli bir oyun. Daha sonuç alabileceği. Bunu denedi. Torrent'in de aklı fikri şeyde. Yani pas 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 ama yani takımın bağlayıcı organizatörü yok. Neden bağlantı oyuncusu diyoruz biz 8 numaralara falan? Arka ile ön tarafı birbirine bağladığı için. 6 numara, öyle numara diyeceğiz artık. Stoperlerin öndeki o orta saha oyuncusundan bahsediyorum. Neden onlar bağlantı oyuncusudur? Bütün takım birbirine bağlar. Tıpkı o Bayern Münih'teki 9 portakal diliminin tam ortasındaki Philipp Lahm gibi. İşte Galatasaray'da bu olmayınca biz... Morutsan'ı da, Çikaldao'yu da kötü gibi. Belki bu oyuncular yarın öbür gün bir başka yerde veya Galatasaray'ın kadrosu biraz daha revize edilirse, daha uyumlu hale getirirse belki de Galatasaray'da daha iyi olacaklar. Yani bu komple gönder gitsin denilecek bir kadro değil. Şeyler hariç. Yani yaşı gelmiş oyuncular var. Babel falan, onlarla vedalaşılacak tabii ki yani.
Ama çok iyi bir takım planlaması yapılması gereken bir portföy. Önce bir portföy. Yönetim ortaya çıksın. Ya tabii onlar yapar. 3 aydır beklenen, yapılamayan seçim bir Haziran'da gerçekleşsin. Niye ben bilemiyorum teknik anlamda veya işte hukuki anlamda ama niye en uzağa atılıyor kongre? Tabii o enteresan. Hocam sakıncalarının farkında mısınız? Sakıncaları da çok görebiliyorum ama faydasını... Transfer de bir kere... Kesin, bravo. Şimdi üçümüz adayız bir iş için. Başkan adaylarıyız. Ben muhtemel seçimi kazanırsam bazı profesyonellerle anlaştım. Dedim ki benim direktörüm bu, teknik direktörüm bu, o bu falan filan. Siz de profesyonellerinizle anlaştınız. Ama bu profesyonellerin hiç adım atma şansı yok. Mazbatayı aldığınız güne kadar. Hangi kart vizitle gidip de birisiyle görüşecek? Tabii. Bu arada takım içinde de şöyle bir durum var. Burada da biten kontratlar var. Ne olacak? Muhatap kim? Biten kiralıklar var. Muhatap yok. İse... O zaman ciddi yani ciddi bir zaman kaybı bu. Çok kötü bir zaman kaybı. 3 ay kaybettiler. Evet. Sadece. Hatırlayacaksınız bir iki hafta önce Bekali'nin söylediğini paylaşmıştım. Ya kimle muhatap olacağız ki diyor yani. Tabii. Şey için. Ne yapacağız yani? Hani soruyorlar Çıkıldağ'yla Morsan böyle. Morsan bilmiyorum ki diyor. Yani hani hangi ne rapor alacağız, ne tutum olacak? Torrent'in bu yakınmasında sadece aynı teknik anlamda değil de yönetimsel anlamda da bir boşluktan bahsediyoruz değil mi? Tabii. Yani bir muhatap bulamadığından bir... Kesin. Boşluk dediği o. Ben hatta şöyle bitiriyor. Kerem sen hatırlarsın belki. Galatasaray'dan sıkılmadım. Bu durumdan sıkıldım diyor. Hı-hı. Yanlış anlaşılmasın diyor. Bu durumdan sıkıldım haftalardır diyor. Haklı olduğu şeyler de var yani biz kendisini teknik anlamda o ayrı bir durum, eleştiriyoruz ama bir çalıştırıcı olarak çok zor durumu hakikaten. Tabii. Bu arada çok enteresan bir şey de ben paylaşayım. Basketbolu Sever Hoca yıllar önce yani bir restoranda Galis'le karşılaştık. Nikos Galis Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş çok bence özel, en, yani en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Onlar 80'lerin sonunda Avrupa şampiyonu oldular. Yanakis Galis yani sosis, sandviç, Edi, Büdü, Laurel, Hardy yani öyleydi onlar. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz üzerinden yıllar. Diyor ki 40 yıl konuşmamışlar, hala da konuşmuyorlar. Tek kelime konuşmayız biz onunla diyor. Nefret ediyorlarmış birbirine. Şampiyona boyunca Galis, Yanakis tek bir kelime konuşmamışlar. Kimse de barıştıramamış. O zaman hala barıştıramamışlardı. Selanik'te rastlamıştık. Çok Kaan Kural da şahittir bu. Tabii çok şey. Doğru bu. Yani mesela ve... profesör Avrupa şampiyonu oldular ya. Sovyetler Birliği, Yugoslavya hepsini yenip Avrupa şampiyonu oldu. İnanılmaz bir ikiliydiler. Tek kelime konuşmuyorlarmış. Bir de profesyonellikten yani profesyonel beraber hareket etmekten şey de şehir efsanesidir. Aynen onu söyleyeyim ben. Disiplinli olmak. Tabii. Disiplinli olmak tabii diye bir kavram vardır. Çok beraber oturmak, beraber aynı kıyafetleri giymek. Hayır, saha içi disiplindir önemli olan. Profesyonel disiplini, oyun disiplini esas. Ben dışarıdaki işin o şeyi olsa hazırlığa geçmeniz ne fark eder, ne katkısı olabilir? Yok terlik bu üst düzey. Terlik yok kravatı. Üst düzeyde özellikle. Tabii. Yani profesyonel düzeyde. Tabii genç şimdi, takımdaki bir eğitim vermekten bahsetmiyoruz yani. Ya apayrı tabii genç eğitim ayrı bir şey. Ama yarışma başlamıştır artık. Onlar yarışmacıdır, üst düzey oyunculardır. Bu oyuncularla bu tip bir diyaloglar içinde olmanızın size hiçbir getirisi olmaz artık. Şekil bunlar yani. Tabii çok şekli. Ha şeyde ha, takım şekli harika olmalı. Tabii. Ama diğer şekli. Yani o şey terlikte ayakkabı bunlar. Aman. Bu arada Brighton Manchester United maçı 4-0. 4-0 mı? Yani Potter yani o kadar işte arkadaşlık, uyum vesaire yani bütün üst taraftakilere kafa tutarak ve oyunu alarak yani bu kadar mütevazi bir takımın Premier Lig'de bunları yapması. İlginç şeyler yapıyorlar. Muazzam. Evet. Yani Potter'ı çok takdir teknik ediyorum. Adam. Bir ara yapacağız. Evet. Sonra tahtada analize geçeceğiz. Evet, Başakşehir 0, Galatasaray 0. Bireysel performanslar, taktik anlayışlar neler oldu neler bitti hocamız panoda. Konuk takımla başlıyoruz. Misafir takımla Galatasaray, Muslera 10 üzerinden 10 bugün. Maçın adamı değil mi hocam? Maçın adamı. Tabii. Kesinlikle maçın oyuncusu. Çok kritik kurtarışlar yaptı. Galatasaray yani fark yemeden bu maçı bitirdiyse bir puan içinde bu özel performans içinde alkışlamalıyız Muslera'yı. Van Aanholt çok ortalama performansı ama şey olarak değil yani Van Aanholt ortalaması bu değil de Van Aanholt'un Galatasaray ortalaması bu. Aşağı yukarı bugünkü gibi. Sacha Boey ikinci devre biraz kıpırdamış olsa da İlk devre Trezeguet'in karşısında çok zorlandı.
İki tane sağ ayaklı oyuncu. Yani siz sağ bekseniz bazen karşınızda sol ayaklı oyuncular gelir. Onlar biraz daha çizgiye paralel oynarlar. Sağ ayaklı geldiği zaman iş biraz daha karmaşık hale gelir. Yani eğer boyun karşısındaki oyuncu kendisi gibi sağ ayaklıysa durum çok açıktır. Bu oyuncu çizgiye paralel oynamayacaktır. Bu oyuncu driblingi olduğu için o kanada atılmıştır. O kanada gönderilmiştir. Driblinginiz yoksa, dürt koş yapıyorsanız oyuncu bu tarafa koyarsınız veya oynatmazsınız. Ama ters ayaklı sizin karşınıza gelmişse artık çalım kaçınılmaz. İzlediyseniz eğer, Trezeguet'i bir iki defa izlediyseniz ne yapıyor? Nereye gösteriyor? Nereye çalım atıyor? Ne tarafa dürtüyor? Yani birazcık bir ön hazırlığınız olsun. Birazcık ön hazırlığınız olsun. 2-3 kere evet. Aynı aldatmayı yedi. Evet. Yani. Bu, bravo Mesut abi. Aynı şeyi söyledi. Aynı şekilde yaptı. 3 dakika aralıkla değil mi Mesut? Evet. Birinde evet. Nelson, birinde out'a gitti, birinde Muslera. Evet, aynı evet. Şeyi yaptı. Ya bakın, karşınızdaki oyuncu usta bir çalımcı olabilir. Sizden daha çabuk olabilir. Genelde iyi dripling yapan oyuncular çabuktur. Ayakları çabuktur yani. Çabuk ayak değiştirir. Yalancı hareketi çabuk yapar. Aldatır sizi. Ama siz artık bir şeyi hedefleyin. Yani onun kararını değil, sizin kararınızla oynanmasını sağlayabilirsiniz. Günümüzün bekleri, driplingçi oyuncular karşısında onun kararına değil, kendi kararına göre eşleşmenin yürümesini istiyorlar. Nasıl yapıyorlar? Yönlendiriyorlar. Ya siz kapatın ya içeriği. Dışarı yönlendirin. Hani bu içeri mi yönlendireceğiz, dışarı mı yönlendireceğiz? Tam... Değil. Pro lisans mevzusu ya. Evet, orada da çok tartışılıyordu. Siz de hatırlarsınız. Benim hiç katılmadığım tabii, benim de. Bir şekilde. Şu Koni'yi. Evet. Ya bu oyuncu sağ ayaklı artık yani. Bunu dışarı yönlendirin siz. Kapatın içeriği ya. Ya en azından bu kararı siz verin, antrenörünüz vermediyse de. Ya her seferinde Treze gidip bastı geçti. Hep aynı çalım, hep aynı iş. O olmadı yani. Sasha Boy da bir hayal kırıklığı. Alpaslan bir tane kritik hata yaptı ilk devre. Rakibi attı. Onun dışında savunma performansı fena değil. Nelson bugün savunmanın sigortasıydı. Ben, aşağı yukarı bütün maçlarda fena değil yani. Nelson ortalaması yüksek. Hiç vasatın altında. Yüksek topları da gayet başarılı. İyi kötü oyuna da girebiliyor. Bugün yani Mustara'dan sonra Nelson'u Galatasaray'ın en iyisi olarak gösterebiliriz rahatlıkla. Taylan. Bir şey söyleyemiyorum. Yani iyi niyetinden hiçbir miligram şüphem yok. Ama bu pozisyon için çok eksik bazı özellikleri. Metin Hoca sık sık altını çiziyor. Oyuna yüzünü dönebilmek, bu marifetten bahsediyor. Yani çok sayıda oyuncu var. Bu mevkinin fenomen oyuncuları. Yani omuz hareketiyle bile o dönüşü sağlayabiliyorlar. Sırtında markaj varken bile. Şimdi olmuyor. Daha uzatmayacağım. Kerem bugün olmadı. Berkan ilk devrenin en iyilerinden biriydi bu arada. Berkan için onu da söyleyeyim. Hakikaten çok gayretli, çok istekli, çok ciddi bir mücadele ortaya koyuyor. O yüzden saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Çıkal Dağı onu görmedik yeteri kadar. Çıkarken gördük. Babel olmadı, olmuyor. Artık olmayacak. Görüntü o. Mustafa Muhammed bir iki tane Epriano'dan yüksek top aldı ama ceza sahasının dışında aldı bu topları. Onun dışında kutunun içinde etkisizdi. Yedek sonradan giren oyuncular. Morutsan yeteri kadar göremedik. Gomis göremedik. Pulgar işte al ver işte o kadar. Ama bir şey, bugün bir şey olabilir onun için ilk. Türkiye'ye geldiğinden beri ilk defa bir maçta iki tane şut attı. İki tane şut attı. Evet. Bir de gol oluyordu yani. Bir de neredeyse gol oluyordu. Halil çok az buluştu topla. O kadar. Aydın. Barış Alper. Evet. Son kaderini değiştirebilirdi. Son dakikada hakikaten etki yarattı. Yani çabukluğuyla, hızıyla bir etki yarattı. İki net pozisyon. İki net gol fırsatıydı. Şimdi şeye geçeceğiz. Ev sahibi. Başakşehir takımına. Buradan başlayalım. Babacan'a çok iş düşmedi son pozisyon hariç. Diğer Berkan Uçtu zaten savunmaya çarpmıştı. Onun için pek bir şey söyleyemeyiz. Oyuna da geriden muntazam başladı. Kaysar ortalama, kendi ortalamasını biraz altında oynadı. Efe'ye ben bayıldım. Yani
Bu yaş 2005 doğumlu. 7 Temmuz, 8 Temmuz 2005 doğumlu 2005. Bir gencimiz. İnanamadım. Stoperler tabii ki daha önce gelişim gösterirler. Tabii erken olgunlaşırlar. Erken. Yalnız şu da var. Yani Efe 2005 doğumlu, Temmuz ayı doğumlu. Yani lise 3'e gidiyor. Lise 4 bile değil yani daha. Lise 3. Seneye hala 16. Bir daha okula gidecek. Tabii. Seneye yine gidecek okula. 4. sınıf lise evet. 4'e gidecek. Lise 4'e gidecek. Yani normalde yaşıtları babasından açlık alıyor sabah. Annesi işte kumanyasını koyuyor şeyine, çantasına. Öğlenliğin yersin evladım diye. Yok hocam, yaşıtları öyle... kredi kartı istiyor artık. Öyle mi? Evet. Bizde öyle bir dünya yok. Biz, ben kredi kendi kartı çocuklarıma istiyorlar. Kart falan. Yaşıtları. Öyle bir. Ama, mesaj gitti. Ama tebrik ediyorum. Başakşehir'i de şundan dolayı tebrik etmeliyiz. Bakın 2 sene önce Ravil geldi Altınordu'dan. Evet. Ravil'in Altınordu'da bayağı maçı vardı. Hatta ben ilk maçına da Kazak denk gelmiştim. Nasıl? Kazakistan asıllı galiba. O taraftan öyle, bir o yer. Taraftan evet. Yani. Ravil de Süper Lig'de en erken oynayan oyunculardan biriydi Başakşehir formasıyla. Şimdi de Efe Arda en erken bu rekoru kırdı. Hakikaten sırıtmadan gayet de başarılı bir şekilde performans ortaya koydu. Dilerim yolu açık olur. Bu arada Stefan Kuntz da maçtaydı. Evet, maçı izledim. Evet. Yani stoper rotasyonumuza A milli takımımızın yeni bir genç mi geliyor? Umarım öyle oluyordur. Yolu açık olsun. Epriano güzel idare etti. Lucas Lima normalde yani bu oyuncu daha yüksek tempo, daha çabuk, bir de sert, agresif oyuncudur. Yani bugün savunmada pek öyle iş olmadı ama ben daha fazla hücum katkısı beklerdim. Fena vermedi ama daha fazlasını verebilirdi hücumda. Bir tane tam sol ayağına oturdu. Biraz öner top ama iyi vuramadı. Trezege orayı tamamen kendi... Tabii canım. Bu bireysel şeyine... Trezege'nin alanı oldu. Birebirlerle dönüştürdü evet. Çünkü. Tolga fena değildi. İyiydi. Deniz ilk devre iyiydi. Biraz çabuk düştü oyundan. Yorulduğu da belli oldu. Mahmut bir iki hata yapmış olsa da iyi idare etti. Berkay her geçen sezon üzerine koyuyor. Onu görüyorum. Bugün en iyi maçlarından biri değildi. Ama fena yolda yine değil. Yine de iki pozisyonu vardı. Evet. İyi işler. Golle burun evet. Buruna kaldı. Trezeguet çok etkili oldu ama kendi kalitesinin altında oynadı biraz. Biraz özellikle, kendine mi oynadı hocam? Biraz kendine oynadı gibi. Son seçimleri, gerek vuruş, gerek yani çalım tercihleri bazen biraz abartılı oldu. Daha iyisini yapabilirdi. Gulbrandsen'in de sıkıntısı şu. Şimdi Gulbrandsen takımla yüz yüze oynayabilen bir santfor tipi değil. Tam tersi. Omzundan bakar takım arkadaşlarına. Yani arkadaki orta saha oyuncularına omzundan bakan bir oyuncu. Ama bu oyun yani özellikle Başakşehir'in kapattığı yarı alana hapsederek oynadığı bölümde omuzdan bakılacak bir santforculuk yok. Artık takımla yüz yüze olmalısınız. O anlamda etkisiz kaldı. Peki neden Emre Belözoğlu, yani Okaka'da bir şey mi var bilemiyoruz tabii de bu oyunda onu hiç yani sonradan ya, bile değiştirmedi. Oyunu. Orada biraz kuvveti değil, çabukluğu tercih etti sanki kendi mantığında. Olabilir yani Nelson, hı hı. Alparslan eşleşmesinde. Şurada var tabii. Şimdi Alparslan da çabuk kıvrak oyuncular karşısında sıkıntılı. Araya koşan oyuncular karşısında sıkıntılı. Nelson da öyle acayip çabuk bir oyuncu değil. Evet. Yani muhtemelen Metin Hoca'nın doğru. Kendi içinde. Emre Belözoğlu bu mantıktan hareketle. Ama bir tane notum var. Naçizane paylaşayım hocam sizlerle. 76'da bir kere net bir şekilde savunma arkasında top geldi. Evet. Geçti dediğiniz gibi Alparslan ama gidemedi. Evet. Hatta çaprazdan vurdu. Çok uzak bir tercih yaptı. Sonra da elleri dizine indi. Yine de kaldı oyundan. Sprinter oyuncuların şöyle bir sıkıntısı vardır. Hani şu laktat tolerans testleri falan yapılıyor ya. Yani yorgunlukla mücadele testleri yapılıyor. Genelde onu çoklusunu yapıyorlar. Sprinterler biraz eksik çıkıyor onda. Sprinterler daha çabuk yorulurlar. Metin abi öyle mi? Siz ne diyorsunuz? zaten o kas dağılımıyla ilgilidir. Doğru. Öyle. Genetikle öyle. Kas tipiyle yani kas fizyolojik bir sebeple. O pozisyon yani Alparslan'la birebir gittiği pozisyon 4. dakika falan olsa giderdi. Yani. Giderdi. Evet. Giderdi. Giderdi. Orada işi görürdü. Her türlü işi bitirebilirdi yani. Galiba 3 oyuncu değiştirdi hocam. Evet. Chadli girdi. Chadli, Serdar, Alexis. Son dakikada girdi. Serdar ve Alexis'i de yeteri kadar o bölümde önemli. Göremedik. Ama şu da var. Oyuncu değişiklikleri biraz geç kalmış gibi gözükse de şimdi o kadar işler yolunda gitti ki. Evet. Şuraya kadar. Bitiremedi. Yani Mustara'ya kadar herkesi yendi Başakşehir.
Yani sağ beki sol beki yendi. Yeri geldi. Stoperleri de yendi. Uzaktan vurdu. Orta sahayı yendi. Bir tek Mustera'ya geçemedi. O yüzden Emre Belözoğlu çok dokunmadı. Muhtemelen dokunmak istemedi çünkü işler yolunda gidiyordu. Gol hariç. Peki bugün teknik adamları da bir değerlendirelim mi? Yani tabii değerlendirelim. Hani futbolcuları neler, ne yapmak istediler, ne kadar başarılı oldular, nerede başarılı olamadılar? Torrent Hoca başlangıçta baskı yapmak istedi. Bir iki pozisyon evet muntazam baskı yaptılar. Ama ondan sonra Başakşehir'in arkadaki kalitesi, Epriano'nun top kullanma soğuk becerisi, kanlı. Volkan'ın ayakları temizdir, iyidir. Kaysara bu oyunu yıllardır ezberinde. Efe yapabiliyor, onu gördük, önemlidir. Lucas Lima zaten sol ayakla her türlü oyunu kurabilen bir oyuncu. Başakşehir oradan kolay çıkmaya başlayınca Torrent Hoca baskıyı bıraktı. Zaten çekildiler. Yani Galatasaray takım İkinci çekildi. Yarı tamam mı? Derin savunma yaptı aşağı yukarı. Bir puan iyidir diyebilir. Çünkü kendisinden çok uzaktaki bir rakipten aldılar bir puan. Emre Hoca da kale oyunu dışında aşağı yukarı yapmak istediği her şeyi görmüştür takımında. Çünkü net, çok belirgin, keskin bir üstünlük aldılar. Sayısal fotoğraf da öyle gösteriyor hocam zaten çünkü şeyde. Değil mi? 21 kez cezası, şut, 11 şut. 21 şut çok ciddi. Çok ciddi şuttu. 10 isabet. %50 isabet. Mustara'daki şeyi gösteriyor. Mustara'yı merak ediyorum kaç tane kurtardığını hocam. Yani Galatasaray'ın 11 şutu var. Bunlardan 4'ü zaten son 2 pozisyon tabii, tabii. içinde çıkan. Onlar olmasa şu 0-37 bile olmayacak. E tabii olmayacaktı. Direkten dönen top. Burada bir gol beklentisi var aşağı yukarı. 10 tane korner atmış. Karşılığında 3 var. 10 pas üstü dizi 15. Şimdi Galatasaray biraz da şunu düşünecek. Bakın gol atamadılar. Tamam bir puan evet. Seneye bakalım. Şimdi bu orta saha rakibe 15 tane 10 pas üstü dizi yaptırıyor. Bakın bunlar birer yenilgi kalemleri. Çünkü Galatasaray ne olursa olsun rakibine bunu vermez bu şansı. Ama Başakşehir'in oyun pratiğinde bu vardır. Ama Galatasaray'la oynuyorsa bir gözden geçirmek zorunda bırakır Galatasaray. Ama öyle olmadığını gördük bugün. Savunma işine bakalım. Bakın 56-52 yani 108 mi oluyor? Tabii 108. Az. Tek taraflı olduğunu gösterir bir tarafıyla maçı. Hocam Galatasaray'ın faul sayısına bakar mısın? Veya maçın faul sayısı da çok düşük tabii. Tabii çok düşük. Aa bak hiç dikkatimi çekmemişti. 4 faul Galatasaray için sadece. Yani bu kadar temassız oynamak da bunu yaptırtmak demektir aynı zamanda. 3 yaptırtmak demektir yani. Yani İspanya Ligi'nde bazen yani şimdi kanalı falan da değiştiği için zor yakalıyor. Ulaşabiliyoruz. Ama bazen işte Villarreal ile Sociedad oynuyor ki bu iki takımda oynama taraftarı iki tane ekip. Yani onların ki çok şey oynuyorlar. İspanya'da faul az oluyor biliyorsunuz. Elit takımlar oynadığı zaman pek faul olmuyor yani. Hı. Oynama niyetindeki takımlar. Ya orada olmaz bu rakam 4. Ya ben oynamak istiyorum öyle düşünün. Evet. İkinci yarıyı hayal edin. Evet. Oynuyorum ve 4 faul yapabiliyorum. Hatta yapabilmek diyorum ben buna. Yapmak değil yapabilmek. Bakın faulü destekleyen insanlar değiliz. Kesinlikle. Ama olursa olsun Galatasaray'ın oyun kimliğinde şu vardır. Galatasaray şampiyonluklarında da çok gösterişli olan şampiyonluklarında da sert ve agresif bir takımdır. Galatasaray böyle şampiyon olur. Serttir, agresiftir. Yani nefes aldırmayan bir baskı zaman zaman konuşulur Galatasaray'da. Yani rakibe bu kadar uzak oynamak uzak oynamayı gösteriyor. Sadece 4 faul. Pas. Belki Fırat Hoca'yı mahcup etme dönüş maçında olabilir, çiçeklerle karşılandı. Olabilirler. Çok fazla faul yapmıyorum demiş olabilirler. Aşağı yukarı 160. Hücum bölgesindeki pas pas 160 sayısı. Pas. 70 %77 isabet. Sadece 90 pas %63 isabetle çok yeterli değil. Hücumları zaten bakmıştık. Ha şeye bir bakalım. 17 orta. Çok ortayla oynamayı tercih etmiyor Emre Hoca da aslında. Evet. O da biraz ayağı istiyor. Galatasaray'ın da 13 ortası var. Kalecilere bakalım ne olmuş? Mustera kaç kurtarış yapmış onu merak ediyorum. 10 kurtarış. Mustera'nın 10 tane kurtarışı var. Bunların şaka da 4'ü 5'i kritik. Tabii kritik. Hele son pozisyon Gülbrense'nin yakın kafa vuruşu. O... Sakatlanma pahasına çıktı oraya. Evet. Mustera açık ara yapmış hocam bu var. Yani bu 44 yani Volkan Babacan'a 44 defa dönülmüş olması biraz Galatasaray'ın o ilk devredeki birazcık baskılı oynama niyetini gösteriyor. İki, oyunu geriden kurma konusundaki ısrarı gösteriyor. Tabii. Rakamlar için söyleyebileceklerim. O zaman bu noktada bir reklam arası daha rica edeyim.
sen, kimsin sen? Hop şıksın, hop rahatsın, hep cool, çok hip tatsın sen. Kip 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 kipsin sen. Evet, tekrar birlikteyiz. 0-0 biten Başakşehir Galatasaray maçının geniş bir analizini aldık hocalarımızdan. Tabii Galatasaray'da başta başkanlık seçimi olmak üzere birçok belirsizlik var. Bu gelecek sezona nasıl yansıyacak? Tablo gerçekten beklenenin çok altında. 13. sırada Galatasaray, averajla sanıyorum. Biz ilk sayfayı gördük. Averajda eksi herhalde Galatasaray'da, değil mi? -3. Sivas kaybetti. O da 48'de kaldı. Yani Sivas'ı yakaladı ama averajla 13. sırada sarı kırmızılı takım. Bakalım Torrent belirsizliği, teknik heyetteki belirsizlik, kulüpteki belirsizlik nasıl çözülecek, hangi noktaya gelinecek? İşte Galatasaray 48 puan, -3 averaj, 13. sırada. Kayserispor ve Gaziantep berabere kaldılar dün. O maçın ardından Altay, Rize, Göztepe, Malatya matematiksel olarak, Göztepe ve Malatya daha önce de matematiksel olarak düşmüştü. Kesinleşti. Şimdi kupalara kontenjan. Galatasaray haftaya kimle oynuyor? Galatasaray haftaya Adana Demirspor'da sahasında oynuyor. Yanılmıyorsam hemen bakayım. Zor maç. Evet. Adana Demir'le sahasında oynuyor Galatasaray. Torrent gelmiş hocam. Bakalım neler söylemiş. Tabii geçtiğimiz haftaki açıklamanın ardından gözler hemen Sayın Torrent'e çevrildi. Bakalım bu hafta nasıl bir yorum yapmış. Dengeli bir maçtı. İlk yarıda biraz daha üstünlük kurmuştuk ama ikinci yarıda daha çok pozisyon yakaladık diyebiliriz. Sakatlıklar nedeniyle oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık ama gördüklerimden memnunum. Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Emre Belözoğlu'nu tebrik ederim. Yok mu devam demiş. Yani ilk sayfa şöyle demek istiyor, ben yanlış yorumladım. Yok yok. Benim demek istediğim şu: ilk yarı dengede oyun ama pozisyon yoktu. İkinci yarı daha çok pozisyon derler. Oyunun son bölümünde yakaladığı pozisyonları söylüyor herhalde. Kendi adına. Rakipten daha çok pozisyon değil. Bugün eğer devamı yoksa daha çok sahada kalmış tabii. Geçen hafta bir patlama oldu. Evet. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben de aynı sizin gibi, Metin Hoca gibi yorumluyorum. O İkinci yarı daha çok pozisyon yakaladık. Yani biz ilk devreye göre ikinci devre daha fazla pozisyon yakaladıktır. 90 dakika diyoruz. Dengeli bir maç olduğunu söylemek mümkün değil. Dengesizdi. Özellikle ikinci yarı çok ağır bir Başakşehir oyun üstünlüğü vardı. Var mı birkaç dakikamız daha Kerem? Okey, o zaman yarın derbi. Öncesi devre arası ve maç sonunda derbi klasiği en futbol birlikte olacağız ama şu kalan 1-2 dakika içerisinde derbiye dair kısa birer yorumla bu akşamı noktalayalım hocam. Bir ara konuştuk, yine bugün maç öncesinde konuştuk da biz savunmalar konusundaki sıkıntılar var herhalde iki takımın da, oradan çok konuştuk. Bu arada Arda sezonu kapamış sayın. Evet, onu ben çok üzüldüm ben de. Onu ben seyretmek keyfi. Umuyorum önemli bir sakatlık. Yok, maç özelinde söylemedim bunu. Yani bunu sezonu o haftayı göremeyeceğiz. Umuyorum önemli sakatlık değildir. Hakikaten seyretmesi çok keyifli bir oyuncuydu. Derbide de seyretmek isterdim. Bir test maçıdır derbi. İki takım savunmada da sıkıntılar var, eksiklikler var. Hatta son işte istihbarat diyelim gelen haberlerde yine şeyin, Valerian İsmail'in üçlü oynayacağı söyleniyor. Umut Beraş orada kullanabileceği söyleniyor. Fenerbahçe'de kim yok? Serdar da yok değil mi? Evet, cezalı. Serdar da ceza, o da yok. Hakikaten o savunma eksiklikleri biraz belirleyici olabilir mi acaba? Onu düşünüyorum. Tabii bir iç saha maçıdır Beşiktaş için. Bakın, hiçbir iddiası yok veya işte dördüncü diye hala şansı var diyebiliriz Beşiktaş'ın ama. Olası beşincilik bile. Ben keyifli bir derbi bekliyorum açıkçası. İsmail'e karşı. Evet. Kramer'e karşının şeyi. Versiyon oldu. Bu arada çok güzel bir yazı vardı. Onu konuşmuş muyduk? Birkaç hafta önce yine bu güçleniyor ya, İsmail Kartal kalacak mı kalmayacak mı? Değerli yazarlardan biri, ismini unuttum, çok özür dilerim, hatırlayamıyorum kimin yazdığını. İsmail değil, İsmail olsaydı bu tartışma olmazdı. Evet, işte o hafta. Doğru, olabilir tabii ki. Şöyle, ben de bir espri hakkı, Feyyaz Uçur'u anayım ben de. Feyyaz Uçur çok, kalemi çok iyiydi. Gazetede yazarken çok iyiydi. O ara Sellami
transfer etmişti. Fas'tan mı Tunus'tan mı? O taraftan. Yani yabancı olabilir, bir şey. Olabilir, evet. Ya bizim Selami'nin çiftlelisi diyordu. Yani bizim bildiğimiz Selami'nin çiftlelisi diyordu. Evet. Biraz ona da gönderme herhalde. O tip değil mi o? İsmail, evet yani İsmail'e işte yabancı. Bu kadar tartışılmazdı demesi o. Tabii doğru. Onda mutlaka haklılık payı var. Tabii, burası kesin. Maça gelecek olursak iki takımda da stoper eksikleri var. Güvenilir bazı stoperler yok. İşte Kim gibi, Serdar gibi. Bu tarafta Vida. Tabii babasının rahatsızlığı var. Gibi Montero'nun da cezası var. Şimdi stoperler olmayınca daha böyle yüksek skor vaat ediyor gibi olabilir yani. Çünkü birinci stoperler değil, ikinci stoperler olacak. Çünkü düzen bozuluyor. Ya böyle ya bu olacak ya da şu olacak. İki teknik adam da orta sahanın savunma tarafını biraz güçlendirmeye çalışacak. Belki biraz daha temkinli, savunmadaki arızaları görerek, defoları görerek biraz daha kontrollü oyunu seçebilirler. O zaman düşük skor veya skorsuz, kısır bir oyunda olabilir ama ne olursa olsun buluşma güzel buluşmadır. Beşiktaş'ta Fenerbahçe buluşursa izlenir. Herkes izlesin. Yani çok güzel. Güzeldir yani. Çok güzel söyledi. O değerlerin tadını ikiniz de alın. Bu arada madem dün Ercan Güven'in Milliyet'in dünkü sayısında söylediği bir şeyi iyi tekrar ederek paylaşarak sevgili ustanın derbi futbolu monotonluktan kurtarır. Doğru. Yani çok güzel söylemiş. Tabii, tabii. Hakikaten öyle bir durum var. Bakalım yarın. Özel günlerdir. Tabii. Özeldir. Bunun özel, yani işte özel günlerdir. Nereye oynadığın, ne zaman oynadığın ve ne için oynadığın önemli. Hiç önemli. Derbi hakikaten özel, maçları. Özel futbol günü. Futbolu monotonluktan çıkaran bir olgu. Yarın maç öncesinde birlikteyiz. Maç devre arasında birlikteyiz. Maç sonunda birlikteyiz. 30. haftanın dev maçı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.